Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte bir internet kafe sunucusu inceleyeceğiz. Evet, internet kafe sunucusu nedir, sunucu nedir gibi temel sorulardan başlayalım. Daha sonra biraz daha gelişmiş konulara zaten adım adım geleceğiz. Ali, buradaki sunucu sistemi internet kafedeki bilgisayarların üzerinden çalışacağı ve oyun güncellemelerinin merkezi bir noktadan yapılacağı bir sunucu üzerine temellendiriliyor. Biz kendi bilgisayarımız olduğu zaman bilgisayarımıza istediğimiz işletim sistemini kurarız, oyunları kurarız, oynarız, İşse iş, oyun insan oyun, oyun istediğimizi yaparız. Evet. Ama bir sunucuya bağlı, bir merkezi kurulum olan yerde ister bir şirket olsun ister bir internet kafe olsun işler değişiyor. İşin içerisine merkezi yönetim ve bu işleri teknik işleri yapacak bir insanın zaman ayıracağı pek çok böyle detay iş çıkıyor. Zaman Ali bugün internet kafeler için en önemli noktalardan bir tanesi. Zira internet kafelerdeki bilgisayarların bugün neredeyse her gün güncellenmesi gerekiyor. Zira oyunlar için neredeyse her gün güncelleme çıkıyor. Evet öyle. Bir saat açsana dediğin zaman o bir saat çok kıymetli. Saatlik para kazanan bir yerden bahsediyoruz. Yani zamanın elektrik tüketiminin çok önemli olduğu bir yer. Daha önce internet kafelerde kullanılacak ekran kartlarını nasıl yeni nesilde değiştirirseniz elektrik tasarrufu yaparsınız diye güzel bir dosya konusu yapmıştık. Şimdi işin sunucu kısmına girdik. Bu sunucu kısmında da nasıl o bilgisayarların her birinde tek tek güncelleme yapmadan bu işi tek bir yerden yaparsınız nasıl emekten ve zamandan tasarruf edersiniz ve nasıl oyuncularınız, kullanıcılarınız daha iyi bir deneyim elde eder buna bakıyoruz. Aynı zamanda da teknolojiyle ilgili olan, meraklı olanlar için çok taze ve farklı bir konu daha önce çok fazla gördükleri bir konu değil tamam etkilerini hissettikleri ama nasıl çalıştığının pek açıklanmadığı, pek fazla anlatılmayan, pek fazla detayına inilmeyen bir konu. Sadece ilgilileri merak ediyordu. Şimdi daha geniş kitleler bu işin arka planındaki bazı güzel detayları bizimle birlikte öğrenecekler. Evet bugün sizler birlikte PXE'den bahsedeceğiz. Genel olarak söylenildiği ismiyle Pixi yani A üzerinden işletim sistemi çalıştırma. Buradaki olay nedir? İnternet kafelerdeki bilgisayarların herhangi bir diski olmayacak ve bütün bu bilgisayarlar merkezi bir sunucudan bizim bugün incelemesini yap yapacağımız Asus'un TS300 E10 PS4 sunucusundan çalışacak. Şimdi bu sunucu üzerinden çalışmada aslında engin imkanlar var. Herhangi bir bilgisayar alıp sunucu yapabiliriz ve o bilgisayardan veri aktarabiliriz. O yüzden neden böyle özel bir sunucu yapma ihtiyacı var diye kullanıcılar soracak. Biz de onu yanıtlayacağız. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. Bu bahsettiğimiz kurulumda her bilgisayarın aslında kendi işlemcisi, RAM'i, ekran kartı, Güçlü oyun oynatacak bir konfigürasyonu var. Fakat bilgisayarların içerisinde

M2 vesaire gibi ekstra bir şey yok. Aslında hiçbir sabit diski olmayan, içerisinde Windows kurulmamış bilgisayarlardan bahsediyoruz. Bu bilgisayarlar Windows çalıştıracak, bu bilgisayarlar oyunları çalıştıracak ve de hatta daha farklı özellikleriyle oradaki oyunculara değişik hizmetler sunabilecek. Evet ve hem Windows'u hem de oyunları merkezi bir sunucudan alacaklar. Bu sayede tek bir noktadan bütün oyunları güncelleyip akşam internet kafenizi kapatırken saatlerce oyunların güncellenmesini beklemek zorunda kalmayacaksınız. Kullanıcılar soracak neden her bilgisayara birer tane SSD takmıyorum. Neden her bilgisayara bir tane sabit disk takmıyorum da böyle bir sunucu kurmakla uğraşıyorum? Sebebi aslında çok basit. Evet, oyunlar sık sık güncelleniyor dediğimiz gibi. Eğer her bilgisayarı tek tek güncellemeye kalkarsanız bilgisayarları Deep Freeze benzeri bir yazılım kurmanız lazım. Zira internet kafelerde her gün yüzlerce kullanıcı oturuyor evet. ve bir önceki oturan kullanıcı bilgisayara keylogger kurup bir sonraki gelen kullanıcının verilerini çalabilir. Bunun önüne geçmenin yolu bilgisayara Deep Freeze kurup yeni bir kullanıcı gelmeden önce bilgisayar yeniden başlatmak. Fakat bu sistemde buna gerek olmayacak. Evet sadece Deep Freeze kurmak değil. Benim burada kastettiğim şey 40 tane bilgisayara tek tek oturup 40 tane bilgisayarda aslında güncelleme yapmak. Evet. Olur. Yani Deep Freeze ile resetlemek tamam bir yöntem olabilir ama bir internet kafede ya da bir şirkette her bilgisayara gidip her bilgisayarın yazılım ayarlarıyla güncellemesiyle tek tek kim uğraşır? Kimse uğraşmaz. Bu işi merkezi bir yerden yapmak ister. Bu işin 40 bin tane farklı yöntemi vardır. Her IT'cinin kendine has bir yoğurt yiyişi, kendine has bir bir iş yapış biçimi olabilir. Ama en güzel yöntemlerden bir tanesi bu tarz disksiz sistem kurulumları yaparak bir tane bol bol diske bol bol ön belleğe sahip bir sunucu kullanmak. Biz de bu sunucuyu incelerken bunları adım adım bakıyoruz. TS300 E10 PS4 tam kullandığımız sunucu modeli. Çünkü biliyorum aşağıda ne kullandınız, ne yaptınız, bunun detayı nedir diye pek çok kişi soracak. Şimdi neden bu sunucu? Bu sunucunun üzerinde ne var? İçerisinde böyle dehşet, çok Xeon'lu, çok ekran kartlı bir kurulumu var? Çok yüksek RAM var? Bu özellikleri tek tek anlatıp başlayalım Ali, öncelikle sunucuda gerçekten yüksek miktarda RAM var. Bizim kullandığımız sunucuda 64 GB RAM mevcut ve dileyen kullanıcılar bu miktarı 100 28 GB'a kadar çıkartabilir. Evet RAM kullanımı özellikle bu tarz bir sonucu da önemli. Fakat RAM miktarı özellikle kullanacağımız sistem sayısına göre değişiklik gösterecektir. Bir sonraki aşamada işlemciden bahsedelim. TS300'ün içerisinde şu anda i5-8401 işlemci mevcut. Fakat dileyen kullanıcılar daha güçlü bir işlemci de takabilirler. Bu sistemde özellikle aşırı güçlü bir işlemci ihtiyacımız yok. Çünkü işlemleri her bilgisayar kendi işlemcisiyle birlikte yapacak. Özellikle bunlar oyun bilgisayarları olacağı için, internet kafede oyun oynatacağı için Aşırı derecede güçlü bir işlemciyi bölsek bile yeterince tepkisellik sağlama meselesi ayrı bir sorun olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Her bilgisayar kendi işlemcisini kullanacak. Bu sadece sunucu işlemcisi ve bu işlemleri yapmakta görevli olacak. O yüzden de abartıp aşırı derecede çekirdekli bir Xeon işlemciyi burada kullanmadık. Evet. İnternet kafedeki bilgisayarlar işletim sistemini sunucudan çekecek dedik. Bu bağlamda sunucuda işletim sistemini bu bilgisayarlara sunacak olan diskin de hızlı olması gerekiyor. Bu bağlamda cihazın içerisinde Kingston'ın NVMe PCI Express SSD'sini kullanıyoruz imajı depolamak için. NVMe SSD'nin özellikle IOPS yani saniyedeki veri işlem avantajı çok yüksek. SATA SSD'ler de dehşet hızlı olmasına karşın M.2 NVMe SSD'lerdeki IOPS değerleri gerçekten inanılmaz derecede yüksek. Aynı zamanda da en son nesil SSD'leri en tepkisel oldukları için kullanmak daha faydalı. Kafe'deki bilgisayarlar oyunları merkezi sunucudan alacak dedik. Bu bağlamda sunucuda oyunlar için büyük kapasiteli bir disk olması gerekiyor. Bu diskin aynı zamanda yüksek okuma hızı ve uzun da ömür sunması gerekiyor. Burada Seagate'in 10 TB kapasiteli 2 tane IronWolf Pro sabit diskini RAID modunda kullanıyoruz ve bu sayede sunucumuzda toplamda 20 tblik bir oyun kapasitesi oluyor. Evet, 2 tane 10 TB disk ile Steam kütüphanenizi siz de indirebilirsiniz. Burada IronWolf'un kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi özellikle bunların standart sabit diskler olmaması Olması, bu tarz kullanıma uygun disker olması, disk üreticilerinin mesela NAS cihazları için ya da güvenlik kamerası kayıtları için daha dayanıklı, daha farklı sabit disk türleri var. Bu tür sunucularda doğru disk türünü seçip kullanmak o disklerin sağlığı için çok önemli. Doğru diskeri kullanırsanız uzun ömürlü ve yüksek performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Örneğin bunların okuma hızları 210 MB. Ancak fiyatlarına ve depolama kapasitelerine baktığın zaman gerçekten muazzamlar. Bazı kullanıcılar diyecektir, bütün o bilgisayarlar gerçekten bunlardan okuyabilecek mi? Eh, sunucu niçin var? SSD'ler niçin var? RAM niçin var? Birazdan mekanizmayı ve nasıl çalıştığını, nasıl tepkisel olabildiğini daha iyi anlayacaksınız. Zira sadece bu diskler ya da M2 ile kalmıyor. Bu sonucunun en güzel özelliklerinden biri ön tarafta yer alan 3.5 ve 2.5 inç SSD takılabilen yuvaların bol olması. Evet Ali. Toplamda cihazın içerisinde kasanın üzerinde 8 adet yuva var ve bu yuvalara 2.5 inç ya da 3.5 inç diskler takabilirsiniz. Yani dilerseniz ön tarafı tamamen 8 tane SSD ile doldurabilirsiniz. Aynı zamanda bu SSD'leri çıkartıp takması gerçekten gerçekten çok kolay. Klasik bir kasanın içerisinde yan taraftan kapağı açmak ya da başka bir taraftan erişmek bütün kablo karmaşasıyla boğuşmak zorunda kalırken bu tür sunucu kasalarının tasarımlarına baktığınız zaman mükemmel bir pratik fikir ile tasarlandıklarını görebilirsiniz. Dışarıdan baktığın zaman normal bir kasa gibi görünüyor. Evet, ama kapağı açtığın zaman önden erişilebilir yuva, yan kapağı açıp da içerisine baktığın zaman neyi, nasıl, nereye takacağını anlatan bir şema var. Yani tamamen profesyonel bir zihniyette tasarlanmış bir kasa var karşımızda. Bu sıradan bir bilgisayar kasası değil ve bağlantıları buna göre tasarlanmış. Evet, güvenlik konusunda da kafanızda herhangi bir şüphe kalmasın. Kasanın önünde bir anahtar mekanizması mevcut ve bu sayede burayı kilitleyerek dislerinizi güvence altına alabilirsiniz. Aynen öyle. Kasanın farklı özelliklerini zaten yakından bakacağız. Ama şimdi bu esas oyunları bu disklerden okutma ve bilgisayara bağlamanın sistemini daha da iyi açıklayalım. Bu geri yazma diski gibi başlıklar var. Onları adım adım anlatalım. Evet, Ali bilgisayarların içerisinde herhangi bir disk yok dedik. Yalnız bilgisayarlar çalışırken doğal olarak bir veri üretecekler ve bu verilerin de depolanması gerek. Evet. Bunun için de cihazın içerisine 3 tane geri yazma diski yerleştirdik. Bu sayede bu diskler bilgisayarlardan gelen yazma işlemleri için geçici depolama amacıyla kullanılacaklar. Evet, yani Sadece sinema gibi o SSD'lerdeki, o disklerdeki verileri okumuyor bu bilgisayarlar. İçeride yapılan işlemleri de tekrar bu sunucuya kaydediyorlar. Hem okuma hem yazma işlemlerini yapmak için bu işlemleri diskler olarak bölmüş oluyoruz. Böldüğümüz için de tepkisellik artmış oluyor. Yani okuma diskleri ayrı, geri yazma diskleri ayrı. Böylece akıcılık artıyor. Evet, burada 3 adet 480 GB kapasiteli Kingston UV500 SSD'yi kullanacağız. Özellikle bunlar da kurumsal SSD'ler. UV500 SSD ilgili daha fazla bilgi de Teknobat'ta bulabilirsiniz. Bir başka noktada oyunların hızlı yüklenmesi, kafede sık sık çalışılan oyunlar buradaki SSD ön alınacak ve bu SSD ön sayesinde oyunların daha da hızlı açılması mümkün olacak. Yoksa saniyede 210 MB okuma hızına sahip olan mekanik diskin okuma hızına takılı kalırdık. Ona takılı kalmamak için araya ön koymuş oluyoruz. Bu sayede ne yapmış oluyoruz? Tıpkı bazı SSD yi... HDD harmanı olan diskerdek gibi sabit diskli SSD'nin avantajlarını bir araya getirmiş oluyoruz. Yani yüksek depolama kapasitesiyle yüksek hızı bir arada çalıştırma imkanımız oluyor. Şimdi kullanıcılar merak edecek bu sunucunun boş halinde kaç tane toplam depolama imkanımız var yuvaları bir sayalım istersen. Ali önde 8 tane 2.5 inç veya 3.5 inç depolama yuvası. Kasanın içerisinde de yani anakartın üstünde de 2 tane M.2 22-110 standartında yuva var. Şimdi M.2 22-110 evet. demem önemli çünkü M.2 standartının uzunlukları değişiyor. Genel olarak kullanılan M.2 sürücüler 2280 80 standartında yani 80 mm uzunluğunda. Evet. Fakat 110 mm'lik sürücüler daha fazla kapasiteye sahip oluyor. Bu sonucu ya da bunlardan 2 tane takıp yüksek kapasiteli NVMe SS'leri yerleştirebiliyoruz. Evet ister diyeyim. 2280 takın, ister 2210 takın. Yuva 2210 olduğu zaman 11 santimlik SSD'leri takabiliyorsunuz anlamına geliyor. Bu 8 santimlikleri takamazsınız anlamına gelmiyor. Bu da genel evrensel bir bilgi. Herhangi bir anakartın yuvasının uzunluğu takabileceğiniz en uzun M.2 SSD'nin boyutunu belirliyor. Doğal olarak daha çok seçeneğimiz oluyor. İkisi de 2210 olunca. Bu kadar çok disk yuvası olması çok güzel. Farklı raid imkanları var. Kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor. Bazı disklerde yapmanız gerekebilir. Bazılarına ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ama temel sorulardan bir tanesi kasanın da bazı güzel özelliklerinden bahsettikten sonra neden bu anakart ya da bu sunucu anakartının standart bir anakarttan farkı ne? Şimdi özellikle 8400 işlemciyi duyanlar herhangi bir anakartta kullanabilirim diyebilirler. Doğru. Genel olarak herhangi bir bilgisayarda herhangi bir anakartı ya da herhangi bir amaç ile herhangi bir sistemi kullanabilirsiniz. Sorun kullanıp kullanamayacağınız değil ne kadar iyi kullanabileceğiniz ve olan özelliklerin size yeterli gelip gelmeyeceği aslında. Evet. Ali standart bir bilgisayar kullandığımız zaman genelde kısıtlı sayıda Ethernet portuna sahip oluyoruz. Evet. Yani üst seviye anakartlarda bile genelde en fazla 2 tane ya da 3 tane Ethernet portu oluyor. Fakat bu sonucunun en büyük farkı üzerinde 4 adet Gigabit Ethernet portu olması. Peki bu bize ne avantaj evet. sağlayacak? Özellikle internet kafede bilgisayar sayısı arttığı zaman bilgisayarlar sunucuya daha fazla bağlanacak ve bu yüzden gereken A band genişliği artacak. Burada bu band genişliğinin altından kalkabilmek için birden fazla Ethernet portu devreye girecek. Evet burada mesela mesela 100 megabitlik bir ethernet kullanmak ya da basit bir anahtar kullanmak bütün ağın hızını yavaşlatıyor. O yüzden genelde internet kafe olsun ya da ofis olsun yüksek hızlı anahtarlar kullanmak gerekiyor. En azından gigabit hızında. Sonrasında peki bütün bunları nereye bağlıyoruz? E bilgisayara sisteme bağlıyoruz. İstediğin kadar anahtar koy sonuçta anahtarlar da o sunucudan o anakart üzerinden akacak. Bunu ne kadar iyi tasarlarsan ne kadar güzel bir bant genişliği ayarlarsan o kadar hızlı, o kadar takılmasız bir bağlantı elde etmen mümkün oluyor. Tabii ki bununla kalmıyor sadece sunucu anakartlarında sunulan özellikle yazılım var. Kontrol özellikleri, güvenlik özellikleri, bir ekran kartı takmaya gerek bırakmayan üzerinde dahili salt bu işe adanmış özel bir görüntü yongasının olması bile klasik standart anakartlarda bulamayacağımız özellikler. Kesinlikle öyle. bu sunucuda da bir ekran kartı yok. Ekran kartı olmaması sunucunun daha serin çalışması anlamına geliyor. Aynı zamanda daha düşük güç tüketimi anlamına da geliyor ve yine sunucuya takacağınız işlemcinin içerisinde dahili GPU var mı yok mu sorusunu düşünmenize gerek yok. Evet, bazı sunucu işlemcilerinde dahili bir grafik yongası yok. Bazılarında var, bazılarında yok. Bu durumu ortadan kaldırıp işlemcide bir sorun olduğu zaman da sistemden görüntü alabilmenizi sağlayan ayrı bir yonganın olması bu ilginç avantajlardan sadece bir tanesi. Bunlar kurcaladıkça ve çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldıkça "Aa bu benim anakartımda yoktu. Aa bu anakartta böyle bir özellik varmış." diye sizi şaşırtan, mutlu eden özellikler. Şimdi 4 tane Ethernet portu var dedik. Bilgisayarda evet. 64 GB RAM var dedik. Peki kaç tane bilgisayar bağlayabiliriz bu sunucuya? Tavsiye edilen böyle bir konfigürasyonda 40 ila 90 bilgisayar arasında bir internet kafeye çalıştırabildiği yönünde. Ger Gerçekten güzel bir özellik. Baktığın zaman 40 tane ya da 90 tane bilgisayar. Tabi bunu pratikte kurduğun a üzerindeki performans ile ölçüyorsun. Bir tane mi sunucu gerekir? İki tane mi gerekir? Yükseltmeli miyim? Daha az bilgisayarla daha zayıf bir konfigürasyon işimi görür mü? Yine aynı şekilde PCI Express yuvaları var üzerinde. O PCIe Express yuvalarını istersen 10 gigabit Ethernet kartları da takabilirsin. Diğer anakartlarda da dediğimiz gibi bunu yapabilirsiniz. Ama işlevler olarak, sürücüler olarak bazı avantajlar söz konusu olduğu için özellikle bunu daha iyi tavsiye ediyoruz. Kesinlikle daha çok tercih edilmesi gerekiyor. O noktada elinizdeki donanıma, elinizdeki ihtiyaçlara bakmanız gerekiyor. Ama bu kendi başına derli toplu güzel bir örnek Recep. Çünkü çalışan bir örnek. Kesinlikle. Bu alanda biraz da avantajlarından bahsedelim istiyorum. Öncelikle bize saldığı en büyük avantaj maliyet konusunda geliyor. Kafedeki bilgisayarların hiçbirisine disk takmak zorunda değiliz ve bu da bizi disk maliyetinden kurtarıyor. Burada sadece bilgisayarlara SSD takmayı düşünmeyelim. Her bir bilgisayara evet. oyunların depolanması için yüksek kapasiteli sabit diskler de takmak gerekecek. Bu maliyetten de kurtuluyoruz aynı zamanda. 10 TB'lik sabit diskten 40 tane bilgisayara takmanın maliyetine baktığın zaman ya da 40 tane SSD takmanın maliyetini de bunun yanına koyduğun zaman aslında manzara ortaya çıkıyor. Yani 10 TB oyun arşivini her bilgisayara tek tek takmanın maliyetini şu an Google'dan bu diskin fiyatına bakan herkes anlayabilir. Genel olarak baktığımız zaman sunucunun aslında belli noktada kendisini bedavaya getirdiğini görebiliyoruz. E IT yöneticileri şirketlerde, internet kafelerde boşuna mı uğraşıyor? Aslında şirketlerine bu tür sunucular kurarak ya da farklı sistemler oluşturarak çok büyük maliyet avantajları sağlamış oluyorlar. Yeri geldiği

kimi yerlerde mesela internet kafe olmayan senaryolarda ekran kartı kullanımını kimi yerde büyük işlemleri sunucuya aktarıyorlar. E bu sayede client dediğimiz diğer sistemleri kullanabiliyorlar. Biz yine internet kafe üzerine kalalım. Günü geldiği zaman o sistemleri de deneyeceğiz. Bir başka avantaj da oyunların ve işletim sisteminin güncellenmesi konusunda ortaya çıkıyor. Oyunları, bazı oyunları isterseniz sunucu içerisinden, isterseniz de kafenin içerisinde belirleyeceğiniz bir bilgisayar üzerine güncelleyebilirsiniz. Neden böyle bir ayrım var derseniz, yazılımsal bazı kısıtlamalar olabiliyor. Bazı şeyleri sunucudan yapıyorsunuz. Bazı şeyleri de sunucu çalışırken bir tane client PC ya da o esnada bağlı olan bilgisayar üzerinden yapıyorsunuz. Bu tamamen yazılım, konfigürasyon kullandığınız oyunlarla ilgili bir şey. Çünkü bu sadece bir donanımdan ibaret değil. İşin esas ağır yükü yapan bir kısmı da yazılım kısmında yer alıyor. Bu yazılım kısmında kullandığınız oyunların lisanslaması, nasıl Windows lisanslamasının yapılacağı gibi konular tamamen ayrı bir konu. Biz şu an sunucu üzerinde kalıyoruz. Bütün lisanslarınızın, bütün kurulumunuzun her şeyinizin normal olduğunu varsayarak nelerin nasıl yapılması gerektiğine biraz değiniyoruz. Bu A üzerinden bilgisayar çalıştırma nedir diye meraklıların beklediği soruları yanıtlayalım şimdi hocam. Evet Ali adım adım sistemi çalıştıralım istersen. Öncelikle sistemin PX'e, Preboot Execution Environment üzerinden çalıştığını belirtelim. Buna genellikle Pixi deniliyor. Kısa bir şekilde telaffuz edecek olursak Bilgisayarın depolama birimi olmadan ağ üzerinden boot etmesini, açılmasını sağlayan bir teknoloji. Daha önce anakart incelemelerinde, BIOS ekranlarına baktığımız zaman pek çok defa değindiğimiz özelliklerden bir tanesiydi. Ethernet üzerinden sistemi açma, boot etme. Ancak çoğumuz evinde ya da ofisinde çok fazla sistem kullanmadı ya da o belli evinde sonu attığı için zaten bu özelliği pek kullanmıyordu. Burada gerçek bir kullanım senaryosunu görüyoruz. Çünkü Teknobat ofisinde bu sunucuyu kurup bu sunucudan A üzerinde ofisin içerisindeki bilgisayarlardan bir tanesine bağlanarak bu kurulumu birebir yaptık ve gerçekten çalıştırdık. Evet. Ali istersen ilk olarak Windows 10 imajımızı oluşturalım. Yani sistemin boot etmesi için elimizde bir Windows imajı olması gerekiyor. Bunun da tercihen o bilgisayarlardan yani istemci bilgisayarlardan bir tanesinde oluşturulması gerekiyor. Bunu oluşturarak başlayalım. Burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Sunucuda bu özellik var ama sunucunun bağlanacağı bilgisayarların ana kartlarında da Ethernet üzerinden sistemi boot etme özelliğinin olması gerekiyor. Evet. Yani bilgisayarlarımız A üzerinden eğer boot etme özelliğine BIOS'ta sahip değillerse BIOS güncellemesini yapıp bu özelliğin eklenip eklenmediğine bakmalıyız. Eğer bu özellik yoksa yeni sistemlerimizde bu özelliği bir aklımızın kenarında tutmalıyız. Çünkü ileride sistemleri güncellerken bu özelliğe sahip yani PXE'ye sahip anakartlar seçersek böyle bir sunucu kurup bu işlemi yapabileceğiz. Anakartınızın üstündeki Ethernet kartında PXE özelliği yoksa da anakartınıza bu özelliğe sahip harici bir Ethernet kartı takabileceğinizi de belirtelim. Bu da güzel bir çözüm. Peki Recep o zaman pratiğine geçelim. Ben şimdi bu imajı oluşturmak için bir tane diske sahip sisteme ihtiyacım var. Evet. İnternet kafedeki bilgisayarlardan bir tanesine geçici bir SSD'yi takıyorum. Windows buna kuruyorum ama UEFI kurulumu yapıyorum. Teknopat'ta yıllardır anlattığımız gibi UEFI kurulumu yapılması önemli. Sonraki adım Ali, sonraki adımda disk oluşturma kısmında mümkünse tek disk oluşturuyorsun. Yani sadece C sürücüsü oluşturuyorsun. Zira biz sürücü konfigürasyonunda D sürücüsünü oyun sürücüsü olarak belirledik. Yani sürücünün içerisindeki 20 TB kapasiteli disk Windows çalıştığı zaman orada D olarak gözükecek ve oyunlarımız da orada olacak. Evet, dosya yollarının özellikle sonradan değişmemesi için hangi diske, hangi sürücü harfini atıyorsunuz, hangi sürücü harfini hangi amaçla kullanıyorsunuz, bunun da bir kenara notunu yazmak önemlidir. Genelde bu tür sistemleri kurulum yapmaktadır yaparken dijital ve analog olarak kenara not alırsanız daha sonra kafanız karışmayacak. Bir sonraki aşamada Ali CC Boot yazılımını indiriyoruz. CC Boot aslında bu sistemin temeli gibi yani A üzerinden işletim sistemini boot etmemizi sağlayan yazılım diyebiliriz. Evet Windows 10'un kendi içerisinde de farklı A üzerinden boot özellikleri olsa da internet kafe ya da daha geniş kapsamlı hizmetleri sağlayan daha kurumsal yazılımlar var. CC Boot da bunlardan bir tanesi ve özellikle biz burada CC Boot örneğini kullanıyoruz. Çünkü Türkiye'de kafelerde de kullanılan bir örnek. Kesinlikle. CC Boot yazılımını client modunda sisteme kuruyoruz. Yazılım çalıştığında ilk olarak OAC'yi kapatmanızı söyleyecek. OAC'yi en alt seviyeye çekerek kapatıyoruz. Bir sonraki aşamada sistemde birden çok ağ adaptörü varsa bunlardan hangisini kullanacağınızı soracak. Biz Intel i211 adaptörü seçiyoruz sistemimizde olan. Siz de anakartınızdaki ana Ethernet kontrolcüsünü seçebilirsiniz. UAC Windows'un güvenlik özelliklerinden bir tanesi. Bu güvenlik özelliği tanımadığı uygulamalarda ya da bu tür kurumsal uygulamalarda alarm verebilir. Gayet doğal bir durumdur. Eğer indirdiğiniz paket temizse bunu kontrol ettiyseniz UAC'yi kapatarak kurulumu yapabilirsiniz. Zaten çoğu Windows kullanıcısı hep UAC'yi bir şekilde kapatıyor ya devre dışı bırakıyor ya da uyarı gördüğü zaman ha diyor tekrar varlığını hatırlıyor. Önemli olan diğer nokta bu Ethernet kontrolcüsünün de anakartın ana kontrol ettiği Ethernet kontrolcüsü olması. Çünkü bazen Harici Ethernet kontrolcüler ne kadar iyi olsa da bazı sistemlerde sorun çıkartabiliyor. O yüzden biz size bir yandan harici ekleyebilir takabilirsiniz diyoruz ama kendimiz her zaman için ana kontrolcüyü tercih ediyoruz. Çünkü bugüne kadar bu kurulumlarda en sorunsuz kurulumları hep bu şekilde gerçekleştirdik. Bir sonraki aşamada Ali yazılım bize statik IP atamamızı söylüyor. A ayarları altından PC'mizin aldığı IP elle girip bilgisayarın IP'sini artık sabit hale çevirebiliriz. Peki burada girmemiz gereken illa sabit bir IP değeri var mı? Yani illa 192.168.01 ya da 02 falan olması gerekiyor diye bir sayı dizini var mı? Ali, kesin bir sayı dizilimini şart koşmaya yazılım. Bilgisayarın mevcut almış olduğu otomatik IP adresi zaten genelde boşta oluyor. Onu statik IP'ye çevirebiliriz. Bu tür kurulumlarda genelde tercih edilen senaryo statik IP kullanımıdır. Her bilgisayarın IP'sinin belli olmasıdır. Ama özellikle kurulumda bu ana bilgisayar için statik IP'yi uygulama şart koşuyor. Diğer bilgisayarlarda böyle bir şart koşma olmadı bizde. Kesinlikle. Ama sizde bir şart koşma olursa kullandığınız yazılımda statik ya da dinamik IP arasında tercih yaparken burada böyle bir detay vardı diye de aklınız bir ucunda durması yararlı olabilir yarın öbür gün. Şimdi bu bilgisayardaki bu kurulumu yaptıktan sonra benim bu SSD'nin içerisine ne kurmam ne koymam gerekiyor acaba? Ali, kafede kullanmak istediğim programları kurmalısın. Mesela Steam'i kurabilirsin, Origin'i kurabilirsin, Uplay'i kurabilirsin. Kafenin yönetimini kullanmak için kullandığın bir yazılım varsa bunu kurabilirsin. Yani bir internet kafeci olarak ihtiyacın olan yazılımları belirleyip onları kuracaksın. Yani müşterilerimin ihtiyaç duyduğu bütün ekrandaki simgelerin, bütün her şeyin kurulumunun bu adımda yapılması gerekiyor. Evet. Bu kurulumu yaptıktan sonra bunun imajını alıyoruz. Yani bu oluşturduğumuz SSD'nin imajını bir kopyasını oluşturmuş oluyoruz değil mi? Kesinlikle. Bunun için de yine CC boot'u kullanacağız. Öncelikle istemci yükleme butonuna tıklıyoruz. Yazılım tekrar UAC'yi kapatmamızı isteyecek. Kapalı ise kullanıcı hesabı denetimi penceresini kapatabilirsiniz. Tekrar sistemde kullanacak A adaptörünü seçiyoruz. Sonrasında sol alttaki A kartı sürücü programı bağlantısına tıklıyoruz ve açılan pencerede bilinen A kartlarının sürücülerini topla diyoruz. Eğer imaja ek A kartı eklemek isterseniz bilinen A kartının sürücülerini yükle seçeneğini seçebilirsiniz. Açılan pencereden inf dosyasını yükle seçeneği ile sürücü paketlerindeki inf dosyalarını da seçerek imaja ek sürücü desteği katabilirsiniz. Windows hali çoğu ATM kartını destekliyor. Bu bağlamda bu seçenin çok şart olduğunu söyleyemeyiz. Yine de işinizi sağlam almak isterseniz internet sitesinden güncel sürücüleri indirebilirsiniz. Evet yani bugün farklı bir akart çıkar. Yeni anakartlar işin içerisine girer. Windows'ta bir hata olur. Microsoft'ta belli olmaz. İşini garantiye almak isteyen ya da yüksek performanslı illa benim istediğim sürücü kullanılacak diyenler bu adımı uygulayabilir. Kesinlikle. Her şey tam olduğuna göre imajı sunucuya veya yerel diske yükleyebiliriz. Bunun için sağdaki kısımdan sunucunun IP adresini giriyoruz. Sonrasında imaj alan boyutu değeri giriyoruz. Temiz kurulmuş bir Windows 10'da bu alana 25 ya da 30 GB arasında bir değer girebilirsiniz. Tercihen 30 GB girebilirsiniz. Son olarak da imaj adını giriyoruz ve imaj yükle butonuna basıyoruz. CC Boot sunucusunun parolasını girdikten sonra OK diyerek yükleme işlemini başlatıyoruz. Yani buradaki yanımızda kurulumu yaptığımız bilgisayarda A bağlı olan sunucuya bu aktarımı gerçekleştirmiş oluyoruz bu adımlar Evet Ali. Yani bu esnada hem bizim bu işlemi yaptığımız bilgisayarın açık ve ağ bağlı, hem de sunucumuzun açık ve ağ bağlı olması gerekiyor. İki bilgisayar birbirine bağlıyken bu dediğin adımları yaptığımızda imajı oluşturup sunucuya atmış olduk. Kesinlikle. Fakat eğer sunucu kurulu değilse dert etmeyin. İmajı bilgisayarda da depolamak mümkün. Yani sunucuyu kurmayı unutup da önce bu adımı yaptıysak ya da rehber adım adım takip ederken henüz oraya gelmediysek panik yapmaya gerek yok. O imajı yedekleyip girip sunucumuzu kurup sonra devam edebiliriz. Kesinlikle. Yazılım Ali zaten sunucuya bağlamazsa sana yerel yedekleme imkanı sunuyor. Bunun için karşınıza hedef yolu çıkıyor. Yani imajı nereye kaydedeceğinizi soruyor. Burada C sürücüsünden daha büyük bir boyuttaki dahili veya harici bir diski seçebilirsiniz. Sonrasında C sürücüsü ve öncesindeki bölümleri boot bölümlerinde seçip create diyebilirsiniz. Burada CC Boot'un ilk aşamada seçtiğimiz sürücüyü dikkate almadığını, Sys internalsin Disk to VHD yazılımını kullandığını görüyoruz. Bu bağlamda yazılım penceresinde VHD File Name kısmının en sağında yer alan 3 noktaya tıklayıp buradan kaydedilecek konumu seçebilirsiniz. Bu aşamadan sonra istemciyi kapatıp diski sökebilirsiniz. Yani VHD'nizi kaydettikten sonra. Yani kaydetme işlemi bittikten sonra tekrar o sistem disksiz olarak çalışmaya hayatına devam edebilir. Evet. Tekrar o diskin orada takılı kalmasına gerek yok. Masrafa gerek yok. Sıra geldi CC Boot sunucu kurulumuna Ali. Evet en heyecanlı en zevkli kısımlardan bir tanesi. Öncelikle CC Boot'u indirip CC Boot Server Installation seçeneği ile kuruyoruz. Yani CC Boot sunucu kurulum seçeneği. Evet Türkçesi de bu zaten. Sunucu yeniden başlatmamız gerekiyor. Sunucu yeniden başlayınca CC Boot'u çalıştırıyoruz ve ayarları açıyoruz. Burada bir sunucu şifresi belirliyoruz. Bu adımları yaparken not almanızın yararlı olduğu yerlerden bir tanesi IP adresleri, diğeri ben neredeyim, hangi adımdayım takip edebilmek, üçüncüsünde şifreyi belirleyebilmek. Çünkü aşağıda yorumlarda soru geldiği zaman en çok sorulacak sorulardan bir tanesinde ne yazık ki kullanıcı hangi adımda olduğunu karıştırmış oluyor. Bugüne kadarki rehberlerde en çok gördüğüm sorun kullanıcının hangi adımları tam yaptığını not almamış olması. Bu yüzden tekrar hatırlatmış olayım. Bir sonraki aşamada disk yöneticisi altından diskleri ayarlıyoruz. Bu işlemi adım adım nasıl yaptığımızı anlatalım. Evet Ali, öncelikle ilk olarak 20 TB kapasiteli oyun diskimizi seçiyoruz. Sistemde 64 GB RAM olduğundan dolayı RAM önbeleğini 41472 MB olarak seçeceğiz. Yani 40 GB oyun önbelek RAM'i olarak ayarlayabiliriz. Bu seçim ekranında bir başka ayar daha var Ali. O da istemci sürücü ayarı bu oyun diskinin internet kafelerdeki bilgisayarda hangi harfte görüneceğini seçiyoruz. Yani şöyle diyoruz. Bu 20 TB kapasiteli disk kafedeki bilgisayarlar boot ettiği zaman D sürücüsü olarak gözüksün. Evet C sürücüsünde Windows, D sürücüsünde oyunlar, Steam arşivi, klasik kurulum ayarlarından bir tanesidir. Artık bizim de standart varsayılan ayarımız olmuştur hatta. Evet. Burada bir de SSD ön belleği ayarı var. Bu kısımda ön bellek olarak kullanacağımız SSD'nin %90 kadar kapasitesini seçebiliriz. Biz SSD'nin 111 GB kapasitesini kullandık. Bu yüzden burada 90 GB değerini seçiyoruz. Evet Burada önemli olan şey şu. SSD'leri kullanırken özellikle ön bellekte kullanırken kapasitenin tamamını seçmeye çalışmamanız. Hem SSD'lerin burada kullanımında o dosyaları oluşturup silebilmesi için hem hatalardan dönememiz için hem de performans ve verimlilik için tam sonuna kadar disker hiçbir zaman kullanılmaz diye bir kaide vardır. Tabi bunun istisnası vardır. Bunu istisnaları bilen kullanıcılar vardır. Yorumlar her zaman bekleriz. Ama en iyi pratik dediğim şeylerden bir tanesi bu %90 seçimi. Bir sonraki aşamada geri yazma disklerimizi seçiyoruz. Sistemdeki 3 adet Kingston UV500 SSD'yi bu iş için kullanacağımızı zaten söylemiştik. Bunları bu bağlamda geri yazma diski olarak seçiyoruz. Bu işlem için de 2 GB sunucu belleği ayırabiliriz. Sunucudan parça parça değerleri ayırmaya devam ediyoruz. Sonrasında Windows'un olduğu imaj diskini seçiyoruz. Bu iş için de 500 GB kapasiteli NVMe 2 SSD'yi seçiyoruz. Burada imaj için RAM değerinde 6 GB olarak belirleyebiliriz. Evet. Peki Recep bu 6 GB RAM o sistemlerin her birinin 6 GB'li bir sunucudan alacağını mı ifade ediyor? Hayır Ali, o bilgisayarlar için sunucuda ayrılacak RAM kapasitesini veriliyor bu. Bilgisayarlar yine kendi içerisindeki RAM'leri kullanacaklar oyun esnasında. Sunucu kurulumu yaparken farklı işlemler için farklı miktarlarda RAM ayırdığımız zaman sunucu kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmiş oluyoruz. Yani Windows için o sunucu 6 GB'ı öbür bilgisayarlara sunum yapmakta kullanacak, oyun ön olarak ayırdığımız RAM'i ayrı kullanacak, diğerlerini de ayrı ayrı kullanacak. Bu sayede sistemlere her zaman bunların sunulmasını sağlamış olacağız. Son olarak ön bellek SSD'sini belirliyoruz. Bu oyunların daha hızlı açılmasını sağlayacak olan SSD. CC Boot bu işlem için hem sonuçtaki RAM'i hem de seçtiğiniz SSD'yi kullanacak. RAM öncelikli olduğundan dolayı RAM dolmadan cache SSD'si kullanılmayabilir. Bu normal bir durum. Önce elinizdeki en hızlı arabeliği kullanıyorsunuz. Bu gerçekten RAM oluyor. RAM'in muazzam hızı sayesinde pek çok şey zaten anında gidecek. Ama RAM'in kapasitesi hiçbir zaman bu kadar çok kullanıcıya yetmeyeceği için cache dosyalarının SSD gibi yine hızlı fakat RAM'den biraz daha yavaş, sabit daha hızlı bir yerde tutulması gerekiyor. Özetle adım adım cache'lerimizi oluşturmuş olduk. Evet. Listelerimizi ayarladığımıza göre artık Windows imajımızı seçme aşamasına geçebiliriz. İstemcilerin kullanacağı Windows imajını seçiyoruz. Burada imajı daha önce m SSD içine attığımızı söylemiştik. Bu bağlamda CC Boot içinden imaj yöneticisini açıyoruz ve imaja bir isim verip VHD imaj dosyamızı seçiyoruz. Ardından istemcileri belirleme aşamasına geliyoruz. Bu kısımda ağ üzerindeki PC'leri tespit ediyoruz. Yani internet kafedeki bilgisayarları seçiyoruz. Bunun için Client Manager kısmına girdikten sonra otomatik taramayı başlatıyoruz ve karşımıza IP aralığı çıkıyor. Zaten aynı ağa bağlı olan bilgisayarlar oradan tarama yaptığınız zaman karşınıza dökülüyor. Bu sayede tek tek her bilgisayara bakmadan bir yerden yazılım bile bunu yapmış oluyoruz. CC Boot Ağın IP yapısını tespit ettiği için otomatik olarak başlangıç IP ve bitiş IP aralıklar kısmını da dolduruyor. Yani bizim ağımızdaki bilgisayarları otomatik olarak hepsini kapsayabiliyor. Bu noktada sizin özel olarak hariç bırakmak istediğiniz bir bilgisayar varsa bunun için emek harcayabilirsiniz. Ya da özel olarak ekstra ihtiyaçlarınız varsa sizin kurulumunuz farklıysa buraya vakit ayırabilirsiniz. Ancak biz son derece kolay bir şekilde bu adımı da açtık. Tek yapmamız gereken şey artık başlat demek. Evet Ali. Bu aşamadan sonra A'daki piece'ler taranıp tespit ediliyor. Listede olmasını istemediğiniz piece'leri sağ tıklayıp silebilirsiniz. Şimdi tespit edilen piece'ler için ön bellek ayarı yapmak gerekiyor. Bunun için önce istemciye sağ tıklayıp istemciyi düzenle diyoruz. Açılan pencereden ön bellek aktif kısmı altından istemcilerdeki RAM miktarına göre bir ön bellek miktarı seçebilirsiniz. CC Boot'un son sürümünde bu ayar artık otomatik yapılabiliyor. Bu alanda oto seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer istemci 16 GB veya üstü bir bellek varsa 2048 MB veya yine oto değerini seçmek mümkün. Yeni oyunların 10 GB'dan fazla RAM tükettiğini düşünürsek 16 GB'lık sistemlerin internet kafelerde kullanılması gerektirecek. Bunun mobile oyunlar biraz istisnası olabilir ama evinde oynayamadığı oyunu internet kafede oynamak isteyen kullanıcılar için şu an en az 16 GB diyoruz. Bu ayarla birlikte her şeyi tamamlamış olduk. Artık internet kafedeki bir bilgisayarımızı çalıştırıp A üzerinden boot edebilirsiniz. İstemcide herhangi bir disk takılı olmasına gerek yok dediğimiz gibi evet. tek şart istemcinin A bağlı olması. Bu aşamada Pixie'yi devreye sokmamız gerekiyor. Adım adım ilerleyelim. PC açılırken del tuşu ile BIOS'a giriyoruz. Buradan Advanced kısmına sonra da Integrated Peripherals kısmına giriyoruz. Burada Onboard LAN Controller yani dahili ağ kontrolcüsünün Enabled devrede olduğundan emin oluyoruz. Lan option ROM ayarı enabled veya disabled olabilir ama en önemli kısım network stack ayarı. Bunu enable yapıp devreye sokuyoruz. Bunu devreye aldıktan sonra aşağıda iki tane seçenek daha çıkacak. IPv4 Pixi Support bunu da enable yapıyoruz. En önemli ayar bu. Evet IPv4, IPv6, PXE Support ayarları önemli. Bu Pixi dediğimiz şey, PXE dediğimiz şey yani ağ üzerinden bilgisayarın Windows'u yükleyip açılmasını sağlayan ayar bu. Dediğimiz gibi anakartınız da yoksa harici bir şeyler takabilirsiniz ya da olan anakartları tercih edebilirsiniz. Çoğu kullanıcıda olacağını zaten düşünüyorum. Bizim tavsiye ettiğimiz oyun bilgisayarlarının neredeyse tamamında bu özelliğin olduğunu da daha önce gördük. Ardından boot kısmına girmemiz gerekiyor. İş bununla da kalmadı. Boot mod ayarını Legacy artı UEFI moduna getiriyoruz. Bazı sistemlerde UEFI artı csm de görebilirsiniz. Ama illaki UEFI olacak orada. Evet. Şimdi boot sıralamasında A'dan açılışı ilk sıraya alıyoruz. Bunun için boot option 1 ayarını network yapıyoruz. Yani herhangi bir SSD veya diskten değil ilk defa A'dan çalıştıracağız bilgisayarı. Farklı bir şey yaparsak, ikinci, üçüncü sıraya alırsak ne olur? Açılışta zaman kaybederiz. Açılışa doğrudan A, A baksın çünkü içeride diskimiz bulamayacak. Evet. Şimdi F10'a basıp ayarları kaydediyoruz ve bilgisayarımız artık bir sonraki aşamada eğer sunucumuzda CC Boot'ta çalışıyorsa sunucudan DHT imajını okuyup Windows'u o şekilde çalıştırıyor. Biz bunu ofiste denediğimiz zaman stüdyoda kurduğumuz sunucudan yazı iş Recep'in bilgisayarında doğrudan sunucuda kurulu olan Windows'a girip istediğimizi yapıp ardından kapatabildik. Bu sayede Recep'in kendi kullanıcı verileri ve kendi bilgisayarı ile bu sunucuya bağlı kullandığı bilgisayar bir saat açtırdığı masa birbirinden ayrı çalışmış oluyor. Ya da benim bir saat açtırdığım masa ayrı çalışmış oluyor. Burada tabii ki internet kafenin kullandığı diğer yazılım var. Oynattığı oyunlar, sunduğu uygulamalar. Her şey kafenin kendisine kalmış ama temel altyapı bu şekilde. Evet Ali sistemi çalıştırdık ve Battlefield 5 dahi oynadık. Origin, Steam bütün yazılımlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve evet. sunucu üzerinden çalışıyor. Ali bu tabi garip bir durum zira Windows senin bilgisayarının RAM'ini kullanıyor senin bilgisayarının ekran kartını kullanıyor ama Windows'un kendisi uzaktaki bir sunucudan geliyor. Çok ilginç gerçekten. Doğru burada önemli olan nokta şu halen daha kurulu olan bilgisayarın performansı, işlemcisi, ekran kartı ve RAM'i önemli. Çünkü bunlar kullanılıyor. Bunları da kullanmayıp sunucuya koyalım deseydik o sunucuyu muhteşem bir sonucu yapmamız gerekecekti. Sayısız işlemci, sayısız işlemci çekirdeği, ekran kartı gerekecekti. Bunu çok fazla bilgisayarda yapabildiğimiz için. Yani pratikte o da mümkün ama daha pratik, daha hesaplı olan seçenek dediğimiz gibi bütün bu diskleri, dosyaları ve en önemlisi bu dosyaların yönetimine ayıracağımız zamanı kurtarmak. Çünkü o bilgisayarların her birinde bu işlemleri tek tek yapmamak ya da deep freeze gibi her seferinde resetlenen bir şeyler kullanmamak için bu kesinlikle çok daha iyi bir çözüm oluyor bizlere. Kesinlikle. Ve yaptığımız testlerde de Battlefield 5'i rahatlıkla uzun süre boyunca oynayabildiğimizi belirtelim. Hatta sisteme harici SSD takıp oyunları yine sunucuya yükleme işlemini bile uzaktan gerçekleştirdik. O da çok güzel. Yani herhangi bir bilgisayarda herhangi bir oyunun yüklü olmadığı durum ortadan kalkıyor. Bütün bilgisayarlarda aynı oyunlar kurulu. Bütün bilgisayarlarda aynı uygulamalar kurulu bir şekilde her şeyi çözebiliyorsunuz. Fakat burada önemli olan nokta sizin ağınızın da hızı. Hem sunucunun hızlı olması, hem ağın hızlı olması, hem sistemlerin hızlı olması en iyi deneyim için gerekli şeylerin başında yer alıyor. Yavaş bir ağ yapısı ya da sorunlu bir ağ yapısı ya da sorunlu anahtarlar kullanırsanız e ne olacak? Sorunlu bir sata kablosu kullanırsak ne oluyorsa o olacak. Yani disk ile bilgisayarın bağlantısının hızlı ve sabit olması lazım. Evet burada anakartın üzerinde 4 adet ethernet portu olması dediğimiz gibi en büyük avantajlardan bir tanesi. Her bir ethernet portuna bir kısım bilgisayarı bağlayarak yükü dağıtabilirsiniz. Ya da dilerseniz dediğimiz gibi 10 gigabit destekli bir ethernet kartını alıp bilgisayara takabilirsiniz. Evet orada da ethernetin hızı da aktarılan dosyanın boyutu da etkili oluyor. Ama Recep gerçekten hani sunucu inceleyeceğiz derken A'dan Z'ye rehberle işin <laughs> içerisinden çıkmış olduk. evet. Değişik bir deneyim oldu. Ben çok beğendim. Özellikle bu disksiz bir bilgisayar kullanma fikri ilgi Çekici geldi. Acaba izleyiciler de bizim gibi hissediyor mu düşünüyor mu çok merak ediyorum doğrusu. Uzun zamandan beri beni en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi oldu Ali. BIOS'ta yıllar boyunca evet. gördüğümüz PX'e özelliğini ilk defa kullanıp bir bilgisayara a üzerinden boot etmiş olduk ve bu sistemin nasıl çalıştığını görmüş olduk. Aslında Recep yıllar önce benzer bir şey kullanmıştım ama yıllardır ihtiyacım olmadı. Hı. Çünkü burada herkesin kendi bilgisayarı var, kendi programı var, kendi ayarı var. Hani özelleştirilmiş iş akışlarımız var. Öyle bir merkezi IT yapısı üzerinden her şeyi yapmıyorduk ama şunu görüyorum. Evet yapmak mümkün ve kesinlikle avantajlı olduğu yerler var. Özellikle de çok büyük miktarlı dosyalarla, çok yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan şeylerle uğraşanlar için merkezi sunucunun çok büyük bir maliyet avantajı getirdiği ortada. Yani ofisteki bilgisayarlar da sadece internet kafedeki değil çok büyük miktarda yer kaplayan dosyalara erişim için NAS kullanabilir, veri depolama sunucusu yapabilir. Yine bu tarz bir sunucuyu farklı amaçlarla kullanabilirsin. Ya da dediğim gibi aynı dosyalar herkesin erişmesini de sağlayabilirsin. Ve olan diskleri de çıkartmana gerek yok aslında. Senin bilgisayarda mesela diskeri sökmeden de bu işlemi yapabildik. İkisi arasında geçişi de sen rahatlıkla yapabildin. Kesinlikle sunucunun da sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi bu zaten. Evet, sizlerle birlikte bir sunucuyu incelemiş ve A'dan Z'ye farklı bir şekilde internet kafede nasıl kurup kullanabilirsiniz. Bakmış olduk. Eminim kullanıcıların pek çok sorusu vardır. Ne sorular gelecek? Heyecanla bekliyorum. <laughs> evet Ali. Bizler de sabırsızlanıyoruz ve sorularınızı cevaplamaya hazırız. Bir başka videoda bu sistemin çalıştığı bir internet kafeyi ziyaret edebiliriz. Bu bağlamda takipte kalmanızda fayda var. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Ergün Gör. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.